Kanal 5 Ankara stüdyolarından merhabalar sevgili izleyiciler. Mülk ve Adalet programının yeni bölümüyle yine birlikteyiz. Bu hafta Mısır'da yaşanan darbeyi ve Mısır'ın Orta Doğu'daki rolünü ele alacağız. Stüdyoda SETA Vakfı Orta Doğu uzmanı Can Acun Bey var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim davetiniz için. Ben teşekkür ediyorum. Şimdi Mısır'da bir diktatörlük dönemi vardı. Bu dönemden sonra seçimler yapıldı ve meşru olarak iktidarı Mursi kazandı. Cumhurbaşkanı seçildi. Ne oldu da bu süreç değişti? Neler yaşandı? Bu süreçte kısa bir özet yapabilir miyiz? Tabii Mısır çok zor günlerden geçti. Ben de darbe süreci boyunca oradaydım. Yaşananlara bizzat şahit oldum. Aslında her şey tabii 2011'de Mübarek'in devrilmesiyle başlamıştı. Hı hı. Biliyorsunuz Tunus'ta Arap Baharı dalgası başladı ve tüm Orta Doğu'ya yayılmaya başladı. Diktatörler ardı ardına devrilmeye başladı. Tabii bu Mısır'ı da aslında birinci derecede etkiledi. Bu süreçten önce Mübarek rejimi diktatöryal bir şekilde 30 yıl boyunca Mısır'da iktidarını sürdürüyordu. Mübarek'e yönelik bir gösteri süreci yaşanıyordu aslında ama büyük bir çerçeveye bu ulaşmamıştı. Ancak Tunus'ta yaşananlar, Bin Ali'nin orada devrilmiş olması Mısır'daki korku duvarlarını da adeta yıkmış oldu ve milyonlarca insan, toplumun her kesiminden, her siyasi pozisyondan insan sokaklara döküldü. Evet. 19 gün sürdü bu süreç. Bir zincir gibi yayıldı adeta. Nihayetinde Mübarek istifa ederek görevini bırakmak zorunda kaldı. Aslında bir halk hareketi yaşanıyordu ama son tahlilde ordu Mısır'da ağırlığını koyarak Mübarek'i istifaya götüren süreci başlattı ve Mübarek görevlerini Yüksek Askeri Konsey'e devretti. Peki ordu neden rahatsız oldu böyle bir hamle yapma gereği duydu sizce? Aslında şu vardı, ilk süreç için söylüyorum, Mübarek'in devrilme sürecinde milyonlarca insan sokaklardaydı. Ordu orada bir tercihe zorlandı. Ya Mübarek'in yanında yer alarak bu halk kitlesiyle karşı karşıya kalacak ve kendi saygınlığını da kaybedecekti. Ya da Mübarek'i bir nevi arkasındaki desteğini keserek halktan yana bir pozisyon gösterecekti. Süreç içerisinde aslında Mübarek ile ordu arasında ilişkiler çok da iyiye gitmiyordu. Özellikle Cemal Mübarek'in Mübarek sonrası dönemde Cumhurbaşkanı olacağının anlaşılması, ki kendisi sivil bir isim, ordudaki generalleri rahatsız ediyordu ve Cemal Mübarek aslında bir iktisadi krallığı da Mısır'da yönetiyordu. Ordu da kendi iktisadisi açısından, kendi elinde bulundurduğu ekonomik rant açısından bundan rahatsızlık duyuyordu ve Mübarek'i harcanabilir bir oyuncu olarak gördüler. Ve 1,5 yıl boyunca, yani siyasetin sivillere geçtiği, Muhammed Mursi'nin iktidara geldiği sürece kadar ordu bir fiil olarak ülkeyi yönetti. Evet. Ardından ise Cumhurbaşkanlığı seçimleri yapıldı. Cumhurbaşkanlığı seçimlerde yine Muhammed Mursi'nin karşısında eski rejimin, Mübarek döneminin temsilcisi olarak ifade edilen Ahmet Şefik adaydı. İkinci turda ikisi çekiştiler ve Mübarek Mursi %51,5 oyla Şefik'e nazaran iktidara geldi. Evet, Cumhurbaşkanı değişmişti ama ancak Mısır'daki tüm devlet sistemi, Mübarek döneminden kalma bürokrasi, emniyet, ordu, yargı ve Kahire burjuvazisi olarak ifade ettiğimiz zengin iş adamları varlığını devam ettiriyordu. Muhammed Mursi bir nevi muktedir olamamış bir başkan profili içerisindeydi. Zaten bir yıllık süreç içerisinde muktedir olması da pek mümkün değildi. Yani sonuçta diktatörlük alışkanlıkları vardı. Toplumun temeline yerleşmişti bu alışkanlıklar. Seçimle gelen bir cumhurbaşkanı, daha sonrasında tekrardan kontrolü eline alan, tabir yerindeyse bir diktatör. Peki burada dikkat çeken nokta, bu darbenin meşru bir dayanağı söz konusu mu? Tabii darbenin aktörleri aslında bunu dünyaya bir devrim olarak lanse etmeye çalıştılar. Bunun için bir dizayn yapıldı. Önce halk hareketi oluşturulmaya çalışıldı. Gösteriler tertiplendi. Evet. Toplumun bir kesimi İhvan'a ve Muhammed Mursi'ye karşı kışkırtılmaya çalışıldı. Mısır'ın ciddi yapısal problemleri vardı. Bunlar iktisadi anlamda Mısır ekonomisine ciddi sıkıntılara sebebiyet vermekteydi. Halkta da bir öfke oluşmuştu. Bu öfkeyi kendi medya kanallarıyla Muhammed Mursi'ye karşı kullandılar ve belli bir halk desteği oluşturdular. 30 Haziran'da biliyorsunuz milyonlarca Mısırlı sokaklara dökülmüştü ve bunu bir yeni bir devrim gibi darbe aktörleri lanse etmeye çalıştılar. Ancak son tahlilde Genelkurmay Başkanı bizzat askeri bir müdahalede bulundu ve bunu dünyaya
devrim diye lanse etti ama kağıt üstünde darbeyi darbe olarak tanımlamak gerekiyor. Evet. Hiçbir hukuki meşruiyet yok. Anayasa askıya alındı. Mısır'ın tarihinde ilk defa demokratik teamüller çerçevesinde seçilmiş, daha bir yılını yeni doldurmuş Cumhurbaşkanı görevden alındı. Ve ardından da biliyorsunuz adeta katliamlar Mısır'da yaşanmaya başlandı. O noktaya geleceğim. Bundan öncesinde darbenin yapılmasını, işte neden yapıldığı tartışmaları hep yapıldı. Devam etti. Halinde tartışılıyor. Evet. Neden darbe yapıldı? Burada bir nokta dikkat çekiyor aslında. Mursi'nin Camp David anlaşmasına karşı olması, kabul etmemesi. Bu içeriği nasıl açabiliriz? Siz bu konuya daha çok hakimsiniz. Bu konudaki düşünceleriniz. Tabii ben şöyle aslında bunu analiz ediyorum. Darbenin bir yerel koalisyonu vardı. Bir de uluslararası koalisyonu vardı. Bu uluslararası koalisyonda Muhammed Mursi'nin devrilmesinin arkasındaki güç blokunun içerisinde Körfez ülkelerinin yanı sıra elbette İsrail önemli bir aktör olarak göze çarpıyor. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin darbeyi darbe olarak tanımlamamasında İsrail lobilerinin Amerika'da yaptığı çalışmalar çok önemli olduğunu düşünüyorum. Daha ilk günden itibaren İhvan iktidarını Mısır'da da güce elde etmesi İsrail'i birinci derecede tehdit eder nitelikteydi. Zaten Arap Baharı'nın ana tehdit ettiği devletlerin başında bölgede İsrail gelmekteydi. Evet. İsrail ta 1979 yılından itibaren Camp David düzeniyle bölgede ayakta tutuluyor. Biliyorsunuz 73 yılındaki son Arap-İsrail Büyük Savaşı'ndan sonra Amerika'nın devreye girmesiyle Camp David Anlaşması imzalandı. Bu anlaşmayla birlikte İsrail bölgedeki varlığını korumuş oldu ve bir barış anlaşması yapıldı. Bunun çeşitli şartları vardı. Bazı şartlar Mısır'ın aleyhine olmasına rağmen bu anlaşma Amerikan sponsorluğunda hayata geçirilmişti. Tabii İhvan-ı Müslim öteden beri Camp David Anlaşması'nı eleştiren bir pozisyona sahipti. Tabii Muhammed Mursi iktidara geldiğinde aslında direkt Camp David Anlaşması'nı iptal etmeye yönelik bir adım atmadı. Daha ziyade pozisyonları şuydu. Anlaşmanın Mısır'ın lehine revize edilmesi gerektiğini ifade ediyorlar. Onlar İsrail'le yeni bir savaşa girilmesinden yana bir tavır almadı açıkçası. Dünya sistemiyle böyle bir mücadeleye girecek bir Mısır da yoktu zaten. Evet. Kendi iş sorunlarıyla ilgilenen bir Mısır. Ama orta vadede Mısır'da bir İhvan iktidarının konsolide olması İsrail'i birinci derecede tedirgin ediyordu. Dolayısıyla da kendi uluslararası güç dengelerinde lobilerini Mısır'daki darbenin yanında tabii destekleyerek göstermiş oldular. Bu önemli bir burada şey. Burada sanki daha şöyle bir sonuç ortaya çıkıyor. Yanlış anladıysam düzeltin. Burada önemli olan nokta İsrail'in güvenliği unsuru ortaya çıkıyor. Uluslararası tabii büyük güçler de bunun destekçisi oldular. Başta ABD olmak üzere. Konu gerçekten İsrail'in güvenliği midir? Tabii ben bunu tek faktörle analiz etmiyorum. Az önce ifade etmiştim. Aslında darbeye giden süreçte yerel aktörler vardı. Bunların çok önemli etkisi oldu. Uluslararası anlamda Körfez ülkeleri darbenin Katar dışında yanında oldular. Ve İsrail bu faktörlerden bir tanesiydi. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu'daki dizaynda İsrail'in güvenliğini hemen hemen her şeyin üstüne tuttuğunu biliyoruz. Evet. Bu birçok çerçevede gözüktü. Gazze'de yaşananlar, Filistin meselesinde, Lübnan-İsrail arasındaki çatışmalarda, Mavi Marmara krizinde dahi İsrail tamamen haksız bir pozisyonda olmasına rağmen Amerika daha ortada bir pozisyon almayı tercih etti. Buradaki temel esas her zaman İsrail'i merkeze alan bir dış politika oryantasyonu oluşturmaktı. Tabii tek bir Amerika yok aslında. Mısır meselesinde Amerika'nın pozisyonu gelgitler yaşadı. Net bir pozisyon ortaya koyamadılar. Bunun birkaç sebebi var. Darbeyi öncelikle darbe olarak tanımlamadılar. Kendi o nokta çok önemli. İlkesiz bir pozisyon sadece aldılar. Sadece ABD değil aslında. Avrupa Birliği de Avrupa aynı Birliği şekilde genel anlamda darbeyi darbe olarak kabul etmedi. Bunun sebebi? Batı burada çok ikiyüzlü bir pozisyon aldı. Maslahatlarını ön planda tutan bir pozisyon izledi. Özellikle demokrasi, insan hakları gibi değerlerin sponsorluğunu yapan bu ülkeler Mısır meselesine tamamen ikiyüzlü bir tavır almış oldular. Açık bir darbe olmuştu. Açık katliamlar yaşandı. Ama buna rağmen ortada bir pozisyon almayı tercih ettiler. Çünkü yeni Mısır aktörleriyle iyi ilişkiler kurmak istediler. İsrail ve Körfez ülkelerinin lobileri, baskıları bu yönde tavır almalar neden oldu. Ancak Obama nihayetinde katliamlar devam ettikçe uluslararası bir baskı unsuru da Obama'ya yönelik oluşuyor ve Amerikan kanunlarında aslında darbe yapmış bir ülkeye ekonomik ve iktisadi ve askeri yardım yapabilmesi mümkün değil. Bu yönde bazı girişimler atılınca Mısır'a Amerika'nın Camp David anlaşmasından beri her yıl yaptığı 1,5 milyarlık yardım, dolarlık yardım askıya almak zorunda kaldı.
belli noktalarda özellikle yeni askeri teknolojilerin transferi, işte F-16'lar, Harpon misilleri, tank transferleri, Apache helikopterlerin transferleri evet. durduruldu. 250 milyon dolarlık bir yardım askıya alındı. Ama bunun yanında İsrail'in güvenliğini tehdit edebilecek noktalarda ise yine adım atılmadı. Özellikle Sina bölgesinde Mısır ordusunun Amerikan tanımlamasıyla radikal İslamcılara yönelik yaptığı operasyonlara destek sağlanmaya devam edilecek. Sınır güvenliğinin sağlanmasında Amerika Mısır'a yardım yapmaya devam edecekti. Burada da İsrail'i yine merkeze alan bir politika izlemiş oldu Amerika. Orta Doğu'da zaten genel anlamda yürüttüğü politikaları da İsrail'in merkezde olduğunu söyleyebiliyoruz. Evet, evet. Tabi burada dikkate değer bir nokta da Körfez ülkelerinin destek vermesi darbeye. Burada başta Suudi Arabistan olmak üzere çok eleştirildi. Suudi Arabistan nasıl olur da böyle bir katliama destek verir diye eleştirildi. Evet. Körfez ülkelerinin bu tutumu nasıl ele alınmalı sizce? Tabi aslında Arap Baharı biliyorsunuz bölgedeki diktatörlere yönelik bir halk isyanıydı. Halkın kendi iradesiyle kendi kendini yönetme isteğinin tezahürü olmuştu. Bu dalga Körfez ülkelerini de etkiledi. Özellikle Ürdün, Bahreyn gibi ülkeleri. Körfez ülkelerindeki muktedir krallar bundan çok büyük ontolojik olarak sıkıntı yaşadılar. Evet. Büyük bir tehdit gördüler ve bunu önlemeye yönelik birkaç adım attılar. Bunlardan bir tanesi kendi halkına iktisadi anlamda petrol gelirlerini dağıtmak oldu. İnanılmaz paralar harcadılar içerideki baskıyı hafifletmek için. Diğer bir mesele ise Arap Baharı ülkelerini belli ölçüde etkileyebilmekti. Bunlardan bir tanesi de Mısır'dı tabii. Mısır evet. Çok önemli bir unsur. Arap ülkelerinin kalbi niteliğinde 85-90 milyon nüfusu var. Bu anlamda etki gücü çok yüksek. Ve İhvan-ı Müslim sadece Mısır'da teşkilatlanmış bir yapı değil. Hemen hemen tüm Orta Doğu bölgesinde, Körfez ülkelerinde de çok önemli bir aktör. Ürdün gibi çeşitli ülkelerde hatta ana muhalefet kuvvetle yine çok güçlü. Suudi Arabistan'da çok güçlü. Dolayısıyla Arap Baharı dalgasının bu demokratikleşme sürecinin İhvan-ı Müslim eliyle Körfez ülkelerine ulaşmasından çok büyük endişe duyuyorlardı. Özellikle Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri bu anlamda Mısır'da mübarek dönemi aktörlerini ciddi anlamda desteklediler. Hatta darbeye giden bu sürecin bizzat içinde oldular. İçinde finansal oluyor. Anlamda yardım ettiler. İstihbarat anlamında yardım ettiler. Mesela az öncesi Ahmet Şefik'ten bahsetmiştik. Evet. Eski rejimin adayı olarak öne çıkan bir profildi. O seçimlerden sonra Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitti. Abu Dhabi'de ikamet etti ve eski rejimin birçok üst düzey subayı, istihbarat subayı da onunla birlikte Abu Dhabi'de ikamet etti ve oradan aslında Mursi'ye yönelik bu darbe dizaynının da çok önemli parçası haline geldiler. Anladım. Diğer iç içe girmiş bir sistemden bahsediyoruz. Bir de ordunun bir tutumu var. Darbe yapılmadan önce, yapıldıktan sonra ordu işte her ne pahasına olursa olsun halkın can güvenliğini sağlayacağını dile getiriyor. Ancak uygulamada bunun pek işlemediğini gördük. Meydanlarda insanların üzerine rahatlıkla kurşun sıkan bir ordu profili gördük. Hatta tanklarla üzerine yürümeler halkın. Peki ordu bu şekilde davranarak meşruluğunu kaybetmedi mi? Evet, halk çok, sonuçta çok haklısınız. Destek verdiler. Halk bu ordunun iç yüzünü görmüş oldu. Peki halen desteğin nedeni ne? Şunu başta ifade etmek lazım aslında. Mısır'da ordu tabii çok saygın bir konuma sahip. Zaten 1952'de işte Nasır ve arkadaşlarının o devrim sürecinden sonra Mısır Mursi'ye kadar hep asker tarafından, generaller tarafından yönetildi. Evet. Nasır'da, ondan sonraki Sedat'ta, Mübarek'te hepsi generallerdi. Ordu 1973 yılında İsrail'e yönelik büyük bir zafer kazanmış edasıyla Mısır kamuoyuna tanıtıldı. Eğitim sisteminden tutun da medyasına kadar halkın gözünde ordunun pozisyonu ciddi anlamda olumlu bir çerçevede dizayn edildi. Yine mübareğe yönelik işte o isyan dalgasında ordu halktan yana bir pozisyon almış gibi gözüktü. Mısır ordusu asla halkını ateş etmez şeklinde bir propaganda içerisine girdi ve mübareği istifaya getiren sürecin bir parçası oldu. Evet. Bu da ordunun saygınlığını aslında Mısır'a daha da artırmıştı. Ancak daha sonra yaşanan gelişmeler, hem 1,5 yıl ordunun yönetiminde Mısır'da yaşanan gösterilerdeki müdahaleler, daha sonra darbe sürecin yaşanması ve darbe sonrasında sizin de bahsettiğiniz gibi katliamların bizzat ordu tarafından yapılmış olması ordunun saygınlığını belli kesimlerde, özellikle darbe karşı kesimlerde de tamamen bitirmiş oldu. Evet. Bugün Mısır toplumu tabii kutuplaşmış bir yapıya sahip. Bir kısmı seküler, liberaller özellikle ve Hristiyan gruplar darbeyi desteklerken
İslami hareket ve onları destekleyen müntesipler ise darbenin karşısında. Darbeyi destekleyenler de ordunun pozisyonu aslında hala güçlü. Saygınlığını muhafaza etmeye devam ediyor. Ancak darbe karşıtları kesimde nüfusun belki %60'lık bölümünde ise ordunun saygınlığı tamamen bitmiş durumda. Bu da tabii önümüzdeki süreçte aslında bu eğilim daha da artabilir. Çünkü darbeden sonra Mısır'da adeta bir askeri yönetim var. Sivil unsurlar Mısır'ı yönetiyor olsa da arka planda aslında General Sisi ve Yüksek Askeri Konsey Mısır'ı yönetiyor. Ve darbeden sonra ekonomik, iktisadi anlamda siyasi kaos, iktisadi anlamda bir çöküş, ekonomik kriz insanların, daha önce darbeyi destekleyen insanların da ciddi soru işaretleri oluşturmaya başladı. Zaten ve bu da ordunun saygınlığını azaltan bir unsur olarak ortaya çıktı. Halkı sindirme, susturma çabaları da belki de bu sesin yükselişini geri plana itme, sesi bastırma çabası olsa gerek. Bir evet. de bildiğim kadarıyla Mısır'da ordu başka bir ordu. Yani saygınlığının dışında Mısır ordusunun elinde iktisadi bir de güç var. Kesinlikle. Medyası da bildiğim kadarıyla medyada da ciddi güç. Tabii bu gücün de etkili olduğunu söyleyebilir miyiz? Ya Mısır ordusunun tabii mesela Türkiye dönemiyle kıyaslarsak Türkiye'deki askerin yönetiminde ve vesayet rejiminde bazı farklılıklar görüyoruz. Mısır ordusu bir defa ideolojik bir ordu değil. Evet. Hani Türkiye'de belki bir dönem Kemalizmin bekçiliğini yapan bir ordu figürü vardı. Daha sonra vesayet rejimi kalktıkça bir normalleşme, demokratikleşme yaşandı. Mısır'da ise ordu hiçbir zaman ideolojik olmadı. Ama ordunun temel pozisyonu kendi az önce sizin ifade ettiğiniz gibi iktisadi alanını muhafaza etmeye yönelikti. Evet. Ordu şu anda Mısır ekonomisinin ciddi bir kısmını kontrol altında tutuyor. Yüz milyonlarca hatta yüz milyarlarca dolarlık bir gücü var. Türkiye'deki OYAK'la belki kıyaslarsak yüzlerce OYAK benzeri kuruluş söz konusu. Her türlü üretimin içerisinde temel stratejik sektörleri muhafaza ediyor. Dolayısıyla bu alana müdahale siviller tarafından edilmesini istemiyor. Bu alanı önceleyen bir ordu var. Bu anlamda Türkiye'den aslında ayrışan bir pozisyonu var. Çok etkili, çok güçlü. Halk nezdinde ciddi saygınlığı vardı. Tüm bunları aslında bir nevi istismar ederek darbe sürecine ordu gitti ama birçok şeyi de şu anda kaybetmiş durumda. Kısa bir araya gitmeden önce Mursi'nin yönetimi hep tartışılıyor. İşte dediler bir yıl içerisinde yönetimi tam olarak sağlayamadı. Ama bunu Türkiye'de kıyaslarsak Türkiye'de bir darbe döneminin ardından 11 yıllık bir süreç başladı. Evet. Seçimler devam ediyor. Seçimler hep yapılmıştı ama darbelerden sonra yapılmıştı. Şimdi bir yıllık yönetimden nasıl olur da üstün bir performans beklenir? Burasını anlamak biraz güç. Tabii mümkün değil aslında. Bu anlamda Mursi'ye ciddi haksızlık yapıldığını düşünüyorum. Bu 11 yıllık Türkiye'de deneyimin dışında biliyorsunuz biz ta Osmanlı'nın 1911-12 dönemlerinde bile demokrasi deneyimi yaşamış bir medeniyete sahibiz. Evet. Daha sonra Adnan Menderes dönemi yaşandı, Özal dönemi yaşandı ve süreç içerisinde AK Parti iktidarında bir 11-12 yıllık bir süreç içerisinde askeri vesayet ve bürokratik yargı vesayeti kırılabildi. Ancak Mısır'da ise Muhammed Mursi bir yıl içerisinde tüm sorunları halletmekle belki yüz yüze kaldı ve bunun tabii başarılı olabilmesi mümkün değildi. Türkiye'de tabii daha tedrici bir şekilde değişim dönüşüm süreci yaşandı. Ancak Mısır'da bazı işlerin daha hızlı gitmesi gerekiyordu. Tabii Muhammed Mursi sadece siyasi sorunları değil, iktisadi anlamda da ciddi problemlerle karşı karşıyaydı. Mısır'ın çok ciddi yapısal sorunları var. Bu yapısal sorunların içinden çıkabilmesi mümkün değildi. Tabii Türkiye ile aslında ayrıştıran bir diğer faktör ise AK Parti iktidara gelmeden önce ciddi bir siyasi deneyime sahipti. Evet. Hizmetin içerisinden geliyorlardı. Belediyeleri yönetmişlerdi. Halka nasıl dokunacağını bilen bir anlayış vardı. Önce iktisada odaklandı. İktisadi gelişim sağlandıktan sonra siyasi reformlar yapıldı ve nihayetinde askeri vesayetin bitmesi için adımlar atıldı. Ancak Muhammed Mursi'nin böyle bir şansı olmadı. İktisadi düzeltmeden ülke daha ciddi bir kaos içerisinde sürüklenirken bazı reformlar yapmaya çalıştı ama karşısında çok büyük bir güç bloğu vardı. Uluslararası bir koalisyon vardı. Nihayetinde devrilmiş oldu ne yazık ki. Çok teşekkürler. Sevgili Kanal 5 izleyicileri, kısa bir ara vereceğiz. Aranın ardından Mısır'da Mursi yönetiminin yargılanmasını ve Türkiye-Mısır ilişkilerini konuşmaya devam edeceğiz. Kısa bir aranın ardından görüşmek üzere. Sevgili seyirciler, programımızın ikinci bölümüyle devam ediyoruz. Yargılama sürecine gelmek istiyorum. Evet. Mısır'da darbe yapıldıktan sonra işte seçimle meşru yollardan seçilmiş bir yönetim yargılamaya tabi tutuluyor. Tabii burada yargılamanın ne kadar adil olduğunu da tartışmak gerekiyor.
Siz yargılama sürecini nasıl değerlendiriyorsunuz? Sizce adil bir yargılama yapılıyor mu? Tabii darbe atmosferinde aslında yargılama dediğimiz olgu hukuki boyutuna ziyade tamamen siyasi bir çerçevede şekilleniyor. Şu ana kadar göstericiler yönelik on binlerce insan tutuklanmış durumda, evet, ve bunların birçoğu henüz hakim karşısına dahi çıkartılmadı. Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi de aylar boyu nerede olduğu dahi bilinmeyen bir şekilde tutuluyordu. Evet. Nihayetinde Kasım ayında, 4 Kasım'da hakim karşısına çıktı. Ancak kendisi tabii mahkemeyi tanımadığını, kendisinin meşru cumhurbaşkanı olduğunu ve ancak 2012 anayasasına göre meclis tarafından, halk meclisi tarafından yargılanabileceğini söyledi ve savunma yapmadı. Bu önemliydi. Önemli bir duruş gösterdi. Hatta mahkum kıyafeti dahi giymemişti. Ben sizin halen cumhurbaşkanınızım. Evet, hakimlere yönelik bu şekilde bir açıklama yaptı. Ve bunun yankısı kamuoyunda çok büyük oldu. Evet, çok büyük. Çünkü Mübarek'le aslında kıyaslanıyordu. Mübarek boyun eğmişti, yargılamayı kabul etmişti. Mahkum elbisesi giymiş bir profilken Muhammed Mursi tam bunun karşısında direnen, mücadele eden, yılmamış bir görüntü çizdi ve taraftarları nezdinde adeta kahramanlaşan bir figür haline geldi. Aslında darbe aktörleri Muhammed Mursi'nin saygınlığını da bu dava süreciyle yitirmesini sağlamaya çalışıyorlardı. Ancak Muhammed Mursi'nin dik duruşu onu tam tersi kahramanlaştırmış oldu. Evet. Şu anda yargı süreci devam ediyor. Ocak ayına ertelendi. Ancak Muhammed Mursi ne avukat kabul ediyor ne de savunma yapacağını açıklıyor. Aslında yargılamanın sonucunda az önce ifade ettiğim gibi siyaset belirleyecek. Eğer darbe aktörleri ile darbe karşıtları arasında bir siyasi uzlaşı oluşabilirse Muhammed Mursi'nin de serbest bırakılması söz konusu olabilir diye düşünüyorum. Ancak eğer aksi takdirde İslam hareketleri yönelik sert bir şekilde darbe aktörleri müdahale etmeye devam ederse, bir uzlaşı ortamı oluşmasa, Muhammed Mursi'ye yönelik de ciddi bir ceza bu mahkemeden çıkabilir tabii ki. Aslında bir belirsizlik ortamı söz konusu. Evet. Nereye gittiğini bilmeyen bir ülke. Bizim bir dönem yaşadığımız gibi. Burada tabii ihvan yöneticilerinde dik bir duruşu var. İşte mahkeme salonundan demir parmaklıklar ardından yapılan Rabia, evet, işaretleri. Tabii bunların da bir kamuoyunda etkisi oluşuyor. Bu duruş peki darbe karşıtlarına bir cesaret veriyor mu? Bu darbecileri korkutuyor mudur sizce? Elbette aslında darbe aktörleri devrim diye sundukları darbeyi gerçekleştirdiklerinde ciddi bir direnişle karşılaşmayı ummuyorlardı. Tüm dizayn buna göre yapılmış. Hem iktisadi dizayn, Körfez'in yaptığı yardımlar, içerideki koalisyonun yapısı bu çerçevede dizayn edilmişti. Ancak beklemedikleri ölçüde çok büyük bir dirençle karşılaştılar. Sadece ihvan değil, ihvanla birlikte hareket eden tüm İslami hareketler, belki Nur Partisi'ni bir kenara bıraktığımız zaman tüm İslami hareketler birlikte bir çatı koalisyonu oluşturdular ve darbeye karşı direndiler. Panikledi aslında darbe aktörleri ve şiddet kullanarak bastırabileceklerini düşündüğü katliamlar yaşanmaya başlandı. Şu ana kadar 4-5 bin insan hayatını kaybetti, evet, on binlerce insan tutuklandı ama buna rağmen sokaklardaki eylemsellik devam ediyor. Bugün de akademik dönem başladı birkaç aydır Mısır'da. Özellikle üniversitelerde adeta bu darbe karşı bir gençlik isyanına dönmüş durumda. Darbe karşıtı motivasyon ilk günkü gibi varlığını devam ettiriyor. Bu da darbe aktörlerini ciddi anlamda endişeye sürüklüyor. Çok ciddi bir dik duruş. Yani bu dik duruşun elbette kamuoyunda ve dünya kamuoyunda bir etkisi olacaktır. Ama darbe yönetiminin de yaptığı uygulamalarla bu dik duruşu bastırmaya çalıştığını görüyoruz. Evet. Yanlış hatırlamıyorsam tutuklular arasında, gözaltına alınanlar arasında müebbet hapis istenen kişiler bile oldu. Tabii. Suçları sadece darbeye karşı gelmek. Tabii bu ortamda nasıl bir hukuk sistemi işlediğini varsayalım, düşünelim. Ha. Buna göre kafa yoralım. Peki ben şu noktaya gelmek istiyorum. Türkiye-Mısır ilişkileri. Türkiye-Mısır Türkiye için neden önemli? Siz bir Orta Doğu uzmanı olarak bu düşüncenizi bizimle paylaşır mısınız? Tabi aslında Mısır'la Türkiye'nin ilişkilerinin çok ciddi bir tarihsel background'ı var biliyorsunuz. Mısır yüzyıllar boyunca Osmanlı egemenliği içerisindeydi. Ondan önce yine Türk varlığı Mısır'da Tolonoğulları döneminde, evet, Memlükler döneminde de kendini tezahür ettirmişti. Aslında Doğu Akdeniz jeopolitiğinde Mısır ve Türkiye birbirini tamamlayan aktörler durumunda. Ortada bir Kıbrıs var. Bunun kuzeyinde Türkiye,
güney bölgesinde ise Mısır var. Bu açıdan jeopolitik olarak birbirini tamamlayan iki ülke konumunda. İktisadi açıdan birbirleri için çok önemli ülkeler. Mısır, Türkiye üzerinden tüm Balkanlara, Kafkaslara açılabilmekteyken, Türkiye ise Mısır üzerinden tüm Orta Doğu bölgesine ve Afrika'ya önemli bir kapı olarak Mısır'ı görüyordu. Demokratikleşme sürecinin biliyorsunuz Türkiye dünyada ilk destekleyen Mısır'daki ülke oldu. Başbakan Erdoğan mübarek henüz devrilmemişken çok net bir pozisyon aldı. Tahrir'deki devrimcileri selamladı ve demokratikleşmesini, halkın iradesini destekleyen bir pozisyon aldı. Bunun da Mısır'da çok büyük bir karşılığı olmuştu ve bu süreçle birlikte adeta bölgede bir Türkiye-Mısır ekseninin oluşması hedefleniyordu. Bunun iktisadi boyutu, siyasi boyutu çok önemliydi. Bu çerçevede Mısır, Türkiye için çok önemliydi bölgede. Ancak gerçekleşen darbe süreciyle birlikte ne yazık ki ilişkiler şu anda geçici sürede olsa sarsılmış durumda. Belki bu darbenin arka planında bunu da söylemek lazım. Türkiye-Mısır ilişkisinde güçlü olabilecek bir koalisyon, belki de bölgenin tamamını kontrol etmek, bölgeye tamamen hitap etmek anlamına gelecek. Ki bundan da rahatsız olanlar muhakkak olmuştur. Başta uluslararası. Tabii ben aslında şunu söyleyebilirim. Birkaç faktör açısından bir Türkiye-Mısır yakınlaşmasının oluşabilecek bir eksenin önemi vardı. Bunlardan bir tanesi bölge dışındaki hegemonik güçlerin bölgedeki etkisinin sınırlandırılması olacaktı. Bu çok önemliydi. Diğer bir mesele ise İsrail'in izolasyonu bu şekilde sağlanmış olacaktı. İsrail normalleştirilecekti. Gazze'deki abluka belki nihayetine erecekti. Suriye meselesinde iki ülke paralel hareket etme eğilimindeydi özellikle son dönemlerde. Bunların çok büyük etkileri olacaktı. Yine Körfez ülkelerinde özellikle Suudi Arabistan'ın Vahabizm üzerinden bölgede bir yayılmacı bir politikası vardı. Bu kısmen dengelenecekti. İran belki kısmen bu anlamda dengelenecekti. Önemli bir blok oluşma eğilimi söz konusuydu. Ancak darbe tabii bunları bozmuş oldu. Akdeniz'de de aslında baktığımız zaman Akdeniz çok önemli bir coğrafya. Bu coğrafyada Türkiye ve Mısır'ın ciddi bir sınırı var. Bu koalisyonda Akdeniz'e de hakim olma durumu da ortaya çıkabilirdi aslında. Elbette Doğu Akdeniz'in önemi her geçen gün de artıyor biliyorsunuz. Bölgede çok ciddi enerji yatakları bulundu. Bu anlamda da bölgedeki enerjinin kullanılması, bir zenginlik haline dönüştürülmesi adına Türkiye-Mısır ekseninin çok büyük önemi vardı. Bu açıdan da iki ülkenin ilişkileri çok önemli. Aslında bu ilişkiler hala devam ediyor. Bugün tabii Türkiye darbenin karşısında net bir pozisyon almış olması siyasi ilişkiler arasından ülkelerin ilişkilerini bozdu. Ancak Türkiye ile Mısır arasındaki iktisadi ilişkiler ve bölgeye yönelik ortak çıkarları devam ediyor. Mısır'daki darbe aktörlerinde bir anda bu çıkarlarını tamamen yok sayıp Türkiye'yi karşısına alacak bir pozisyon almasını ben beklemiyorum açıkçası. Kesinlikle. Bir nokta da var. Yani Türkiye-Mısır ilişkilerinde hep işte eleştirildi. Nasıl olur da sen Mısır'la ilişki kurarsın? İçten olmak üzere. Bu yakınlaşmanın tabii bazı etkileri oldu. Başta İsrail bundan rahatsız oldu. Evet. Bir de bildiğim kadarıyla Mısır'la Türkiye arasında Gazze üzerinde bir çalışma vardı aslında. Hı hı. İşte Mısır'ın sınır kapılarını açması, Afrika'yı genişletmesi. Darbe yapıldıktan sonra Tayyip Erdoğan'ın Gazze ziyaretinin ertelenmesi. Bu background'da düşünürsek Mısır Türkiye'ye yakınlaşması aslında İsrail'i mi rahatsız etti? Elbette Mısır ve Türkiye'nin olası bir eksen oluşturması bu anlamda birinci anlamda İsrail'i rahatsız eden bir olguydu. Bunun çünkü birçok İsrail'e yönelik sonuçları olacaktı. Bunlardan bir tanesi sizin de ifade ettiğiniz gibi Gazze meselesiydi. Gazze'de bugün tüm uluslararası hukukun ihlal eder bir boyutta İsrail ablukası devam ediyor. Ne yazık ki darbeyle birlikte Mısır'da bu ablukanın bir parçası haline gelmiş durumda. Adeta dünyanın en büyük açık hava hapishanesine dönüştü Gazze 1,5 milyon nüfusuyla. İsrail öteden beri hem denizden hem karadan ablukası devam ettiriyor. Refah bölgesinde Mısır'da Mursi döneminde bir rahatlama yaşanmıştı. Gazze'liler nefes almıştı ancak şimdi darbe aktörleri sıklıkla o kapıyı da İsrail'in lehine kapalı tutuyorlar. Bölgede bir çatışma ortamı yaşanmıştı biliyorsunuz. Muhammed Mursi ve Tayyip Erdoğan oluşturduğu bir yapıyla birlikte İsrail'le görüşmeler yapıldı ve
Mısır'ın daha ziyade Arabuluculuğuyla bir anlaşma sağlanmıştı. Muhammed Mursi ilk defa Mısır Başbakanı'nı, o zaman Hişam Kandil'i, Gazze'ye gönderdi ve bizzat bu anlaşmanın sağlanması için önemli roller oynadı. Bölge insanları gerçekten bir rahat nefes almıştı. Ancak şimdi ne yazık ki Mursi'nin devrilmesiyle birlikte eski günlerine, mübarek günlerine Gazze dönmüş oldu bu anlamda. Ticari bir ilişkisi söz konusu olabilir miydi? Çünkü Mısır nüfus anlamında da ciddi bir ülke. Nüfusu yüksek bir ülke. Türkiye'de keza öyle. Eğer yapılacak bir ticari ilişki bölge açısından ne derece önemli? Aslında şu anda iktisadi ilişkilerimiz devam ediyor. Darbeden çok etkilenmedi. Türkiye ile Mısır serbest ticaret anlaşması belli anlamda imzalanmıştı. Bu ticaret hacmini ciddi anlamda artırmaya başladı. Şu anda 6 milyar dolara varan bir ortak ticaret hacmi var. Türk iş adamlarının Mısır'da serbest bölgelerde 2 milyar dolarlık yatırımı var. Evet. Bu 60 bin kişi istihdam ediyor. İki ülke arasındaki turizm ilişkileri de artmaya başlamıştı. Bu anlamda az önce de ifade ettiğim gibi jeopolitik olarak birbirini tamamlayan ülkeler. Mısır çok büyük bir pazar. 90 milyon nüfusu var. Ancak içine düştüğü Mısır'ın iktisadi kriz ne yazık ki Mısırlıların alım gücünü çok düşük tutuyor. Şu anda kişi başı gelirler 3000 dolar civarında. Dolayısıyla ekonomi anlamda Mısır ciddi bir sıkıntı. Türkiye'nin ihracatı aslında çok daha fazla olabilir. Evet. Mısır ayakları üzerinde durabilirse. Türkiye'nin tabii bölgedeki politikası biliyorsunuz istikrardan yana ve iktisadi ilişkilerin gelişmesinden yana bir tavrı var. Ekonomik bir entegrasyon alanı yaratılmak isteniyordu. Suriye, Ürdün bunun parçasıydı. Mısır bunun bir parçası olması sağlanmaya çalışıyordu. Ancak Arap Baharı dalgasıyla yaşayanlar bunu sekteye uğratmış oldu. Ancak bu hedef orta ve uzun vadede Türkiye adına devam ediyor. Darbe olmasına rağmen, darbe aktörleriyle siyaseten ilişkiler gerginleşmiş olmasına rağmen, büyükelçiler çekilmiş olmasına rağmen ticari ilişkilerin bozulmaması yönünde Türkiye adım attı. İsrail'le dahi biliyorsunuz Türkiye ticari ilişkilerini Mavi Marmara krizinden sonra dahi olsa bozmak istemedi. Ticari ilişkilerini devam ettirmeye çalışıyor. Mısır'daki politikası da bu yönde. Tabii bu uzun vadeli bir süreç. Uzun vadede ne getireceğini bilmiyoruz. Bir nokta var benim de dikkatimi çeken. Uluslararası camianın darbeye darbe dememesini eleştirdik ama bir taraftan insan hakları ve özgürlük diyeceksiniz. Öbür taraftan yapılan katliamlara göz yumacaksınız. Bu ikili bir uygulama değil mi sizce? Elbette. Evet. Bir noktaya daha değineceğim. Türkiye'de herhangi bir işte olay yaşansa işte bazı uluslararası camiadan, bazı kuruluşlardan hemen kınama gecikmiyor. Ama meydanda insanların üzerine keskin nişancılar kurşun yağdırıyor. Yani bu biraz akılları karıştırıyor açıkçası. Yani hani insan hakları ve özgürlük? Tabii şunu açıkça altını çizmek lazım. Mısır'da yaşananlar ve buna yönelik verilen tepkiler Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri'nin bu anlamdaki saygınlığını tamamen yerle bir etmiş durumda. Tamamen ikircikli bir pozisyon aldılar. Maslahatları gereği darbeyi darbe olarak dahi tanımlamadılar. Daha sonradan yaşanan katliamları şeklen kınadılar ve Amerika ise yardımları kısmen askıya almış oldu. Ancak Avrupa Birliği'nden ciddi bir yaptırım bu anlamda gelmedi. Tabii kendi değerler üzerinden oluşturduğu Batı'nın bu yumuşak politikaları, soft power'ı müthiş bir bu anlamda darbe almış oldu. Türkiye yaklaşımlarında da aynı ikircikli tavırları gördük. Gezi olaylarında biliyorsunuz Türkiye'de yaşanan gösteriler sürecinde işte CNN gibi Batı'nın önemli kanalları saatlerce canlı yayın verdi. Ancak Rabia Meydanı'nda binlerce insan katledilirken birkaç dakikalık küçük bültenlerle meseleyi gördüler. Bu da onların tamamen maslahatlarına yönelik bu değerler olarak ifade ettikleri şeyi nasıl istismar ettiklerini göstermiş oldu bizim için. Türkiye'den ciddi bir destek var. Mısır, yani hükümetin desteğinin dışında bir toplumdan destek olduğunu görüyoruz. Başladığı günden itibaren Mısır elçiliği önünde, İsrail elçiliği önünde yapılan eylemler, keza son olarak bildiğim kadarıyla Rabia platformunun yaptığı ilginç bir eylem var. Sessiz sandalye eylemi. Bu kapsamda düşünürsek Türkiye'deki desteği nasıl değerlendiriyorsunuz? Türkiye, Mısır'la toplum olarak ilişki kurmasının sebebi sizce ne? Burada tabii Türkiye'nin geçmişi mi etkili? Darbeyle yüzleşmesi mi etkili? Tabii aslında birçok faktör var. Bir defa öncelikle şunu ortaya koymak lazım. Artık Türkiye toplumu dünyadaki meseleler, özellikle de İslam dünyasındaki meselelere dair
çok duyarlı bir toplum haline geldi. Bu bizim kendi yaşadığımız deneyimler tabii bizi bu noktaya getirdi. Bu çok önemli diye düşünüyorum. Belki de İslam dünyasında Türkiye'deki toplum kadar İslam'la alakalı, ümmetle alakalı meseleler, dünyadaki diğer alanlardaki insanlarla ilgili meseleleri duyarlı olan başka bir toplum yok. Bugün bakın Bangladeş'te işte yaşanacak olan bir idamla ilgili Cemaat İslamiye'nin liderlerinden birine yönelik Türk toplumunda önemli bir kamuoyu oluşabiliyor. Aynı anda ise Pakistan için çok da önemli bir mesele olmasına rağmen Pakistan toplumun çok daha duyarsız olduğunu görüyoruz ne yazık ki. Bu anlamda Türkiye'nin tabii eski Osmanlı'dan gelen o imparatorluk kültürü, ümmetin her parçasına dair bir sorumluluk hissetmesi de önemli diye düşünüyorum. Ancak Mısır bizim için tabii çok daha özel bir ülke. Tarihsel olarak çok yakın ilişkiler içerisindeyiz. Son dönemde bu Arap Baharı dalgasıyla bizde çok daha büyük bir sempati oluşturdu. Çünkü halk kendi iktidarına sahip çıktı. 30 yıllık diktatörünü devirebilmişti. Bu bizde ayrı bir anlam ifade etti. Ve nihayetinde yaşanan o katliamlara Türk toplumu göstermesi gereken duyarlılığı gösterdiler. Ülkenin birçok noktasında gösteriler devam etti. Platformlar kuruldu. Elinden geldiğince yardım yapılmaya çalışıldı. Tabii artık demokrasi içerisinde yaşayan bir Türkiye'de halkın bu değerleri çerçevesinde bir dış politika üreterek Mısır'da alması gereken pozisyon aldı diye düşünüyorum. Türkiye'de tabii bazı isimler ne yazık ki niçin darbe karşısında bu kadar sert bir pozisyon aldık, niçin daha fazla maslahatımızı gözeten daha yumuşak bir pozisyon almadık diye Türkiye'yi eleştiriyorlar. Mısır'ı Türkiye kaybettiğinden bahsediyorlar. Ancak bunun çok bir ilkesiz ve tutarsız olduğunu düşünüyorum bu düşüncelerin ve çok kısa vadeli konjonktürel bakış açısı olduğunu düşünüyorum. Orta vadede ve uzun vadede nihayetinde bölgede halk iradesinin tecelli edeceğini ve birçok ülkede artık adım adım demokrasiye geçiş yapılacağını düşünüyorum. Mısır da bunun bir parçası. Bugün darbe konjonktüreldir. Hani 28 Şubat'ta darbe 1000 yıl yaşayacak diyenler birkaç yıl sonra kendilerini hapiste bulmuşlardı. Mısır'da da buna benzer gelişmeler en de sonunda belki farklı zaman periyotlarında nihayetin olacaktır. Ve Türkiye bu işten aslında real anlamda da mahsat anlamda yine kazanan olacaktır düşünüyorum. Hem ilkeli duruşunu sürdürmüş olacak hem de kazanan bir ülke olacağız diye düşünüyorum. Bu değişim içerisinde tabii iletişim ağının da genişlemiş olmasını, ülkeler arasındaki sınırların kalkmış olması olduğunu görüyoruz. İşte Twitter gibi sosyal medyanın etkili olması. Türkiye işte örnek gösteriliyor bazı genelde Orta Doğu ülkelerinde demokrasisi yönüyle. Tabii siz bu şeye katılıyor musunuz? Bu sosyal medyanın etkili olmasıyla sınırların ortadan kalkması tabirine. Aslında katılıyorum. Tabii yine tek faktör aslında burada sosyal medya değil. Genel anlamda küreselleşmenin getirdiği, iletişim olanaklarındaki artışın getirdiği nimetler var. Hı hı. Arap Baharı'nı tetikleyen unsurlardan biri de buydu. Evet. Artık dünyadaki herkes ötekini çok daha rahat görebiliyor. Kendi içinde düştüğü durumu, nasıl kötü yönetildiğini, diktatörel anlamda hakları nasıl elde edemediğini çok daha görebiliyor ve örgütlenebiliyor. Örgütlenme özgürlüğü çok daha fazla. Diğerini model olarak görüyor. Mesela Türkiye'nin aslında demokrasi, İslami hareket bünyesinden gelmiş bir hareketin Türkiye'yi bu derecede demokratikleştirip zenginleştirmiş olması Arap Baharı ülkelerinde çok önemli bir model teşkil etmişti. Evet. Tunus'ta da bunu görüyoruz. Mısır'da da yaşadığımızda AK Parti'yi, Türkiye'deki demokrasiyi ve zenginleşmiş olmayı bir model olarak görmüşlerdi ve ciddi anlamda etkide bulunmuştu. Dolayısıyla da işte hani az önce dedik ki Arap Baharı'nın sonucunda nihayetinde bu bölgede orta vadede halk iradeleri tecelli edecektir diye. Nihayetinde dünyanın gittiği nokta bu anlamda gittikçe demokrasinin yayılması ve diktatörler rejimlerin kaybedecek olması. Şunu da ekleyelim. Tabii Türkiye'nin şu anki yapısı, coğrafyası ve izlediği politikalar doğrultusunda Orta Doğu'da ciddi bir profil oluşturdu. Artık Türkiye örnek alınan bir ülke. İşte dizileri seyrediliyor. Aynı zamanda işte partiler izleniyor. Demokrasiden evet. Örnekler alınıyor. Bu örnekler çerçevesinde Türkiye'nin tabi izlediği dış politikaya biraz da destek vermek gerekiyor. Eleştirilerin yapılmasının yanında. Ben çok teşekkür ediyorum. Güzel bir sohbet oldu. Sevgili konuğum SETA Vakfı Orta Doğu uzmanı Can Acun Bey ile Mısır'daki darbeyi, daha sonrasını ve Türkiye-Mısır ilişkilerini konuştuk.
Bir dahaki mülk ve adalet programında tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.